Dördüncü sınıf fen bilimleri, birinci dönem, birinci yazılı. Çalışkan Okul'dan merhabalar çocuklar. Bu videomuzda dördüncü sınıf fen bilimleri dersinden 10 soruluk birinci dönem, birinci yazılı test örneği çözeceğiz. Çözeceğimiz bu testi OKİ ile gösterilen bağlantıdan ve videomuzun açıklamalar kısmındaki linkten indirebilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Birinci soru. Aşağıdakilerden hangisi maden değildir? A. Altın. B. Bakır. C. Çakıl. D. Bor. Evet çocuklar, şıklara bakalım. Hangisi maden değildir diyor. A. Altın madendir. B. Bakır madendir. C. Çakıl maden değildir. D. Bor madendir. Evet çocuklar, bize hangisi maden değildir diye soruyordu. C seçeneğindeki çakıl maden değildir. Doğru cevabımız C. Çakıl. İkinci soru. Otomobil yapımında, inşaatlarda ve sanayinin birçok alanında kullanılır. Yukarıdaki ifadede anlatılan maden hangisidir? A. Mermer. B. Altın. C. Çinko. D. Demir. Evet çocuklar, otomobil yapımında, inşaatlarda ve sanayinin birçok alanında kullanılan maden D seçeneğindeki demirdir. Doğru cevabımız D. Demir. Üçüncü soru. Üzerinde yaşadığımız kayaç tabakasında pek çok bitki ve hayvan kalıntısı vardır. Bu kalıntılar milyonlarca yıl önceki canlılara aittir. Bu canlıların taşlaşmış olan kalıntıları fosil olarak adlandırılır. Fosiller ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Fosiller çok kısa süreler içinde oluşurlar. B. Fosilleşme sadece kayaçlarda gerçekleşir. C. Buzullarda fosilleşme gerçekleşmez. D. Bir kayaç kütlesinde birden fazla kayaç tabakası olabilir. Evet çocuklar, şıkları inceleyelim. Fosiller, A seçeneğinde fosiller çok kısa süreler içinde oluşurlar diyor. Bakın nasıl, ne demiştik? Bu kalıntılar milyonlarca yıl önceki canlılara aittir diyor. Demek ki kısa süre içerisinde olmuyor. O yüzden bu ifade yanlış. B seçeneğine bakalım. Fosilleşme sadece kayaçlarda gerçekleşir diyor. Çocuklar, fosilleşme sadece kayaçlarda değil, buzullarda ve bitki reçinelerinde de gerçekleşmiştir. Çocuklar, bu ifade de yanlış. C. Buzullarda fosilleşme gerçekleşmez. Bu ifade de yanlış, çünkü buzullarda fosilleşme gerçekleşebilir. D seçeneğinde bir kayaç kütlesinde birden fazla kayaç tabakası olabilir diyor. Evet çocuklar, bu ifade doğru. Bir kayaç kütlesinde birden fazla kayaç tabakası olabilir. D seçeneği doğru. Cevabımız D seçeneği. Dördüncü soru. Dünya kendi ekseni etrafında sürekli döner, böylece gece ve gündüz birbirini takip eder. Buna göre Dünya'nın Güneş etrafında bir tam dolanımı için geçen süre hangisidir? A. 365 gün. B. 365 gün 6 saat. C. 366 gün. D. 366 gün 6 saat. Evet çocuklar, Dünya'nın Güneş etrafında bir tam dolanımı için geçen süre 365 gün 6 saattir. Bu bilgi de bize B seçeneğinde verilmiş. Doğru cevabımız B. 365 gün 6 saat olacak. Beşinci soru. Dünya'nın dolanma hareketinin yönü nokta nokta noktadan nokta nokta noktaya doğrudur. Yukarıdaki ifadede boş yerlere hangisi gelmelidir? A. Doğu batı. B. Batı doğu.
C kuzey güney, D güney kuzey. Evet çocuklar, dünyanın dolanma hareketinin yönü batıdan doğuya doğrudur. Evet, batı ve doğu yönleri B seçeneğinde verilmiş, sırasıyla batı ve doğu olacak. Batıdan doğuya doğru döner dünya. Doğru cevabımız B seçeneği. 6. soru. Dünyanın dolanma hareketiyle ilgili yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur? Bilgileri okuyalım. 1. Dünya kendi etrafında dönerken cisimlerin gölge boyu değişmez. 2. Dünyanın güneş görmeyen kısmının zaman dilimi gecedir. 3. Dünyanın dolanma hareketi sonucunda günler oluşur. Dünyanın dolanma hareketiyle ilgili yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur? A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C. 1 ve 2. D. 1, 2 ve 3. Evet çocuklar, 3 tane bilgi verilmiş. Bunların hangileri doğru olduğu soruluyor bize. Sırasıyla bakalım, birinci bilgiye bakalım. Dünya kendi ekseni etrafında dönerken cisimlerin gölge boyu değişmez diyor. Bu yanlış bir bilgi çocuklar. Çünkü dünyanın kendi ekseni etrafında dönüşünde cisimlerin gölge boyu değişir. 2'ye baktığımızda dünyanın güneş görmeyen kısmının zaman dilimi gecedir. Doğru bir ifade çocuklar. Çünkü güneş görmeyen kısım gece, güneş gören kısım da gündüzdür. Üçüncü bilgiye bakalım. Dünyanın dolanma hareketi sonucunda günler oluşur. Bu ifade yanlış çocuklar. Çünkü dünyanın dolanma hareketi sonucu günler değil. Ne oluşuyordu? Mevsimler oluşuyordu çocuklar. O yüzden baktığımızda sadece doğru olan bilgi 2. Yani yalnız 2. O da B seçeneğine verilmiş. Doğru cevabımız B. 7. soru. Yaralarımızın iyileşmesini sağlar. Saç ve tırnakların sağlıklı uzamasını sağlar. Hayvansal ve bitkisel besinlerde bulunur. Yukarıdaki ifadede anlatılan besin içeriği hangisidir? A. Karbonhidratlar. B. Yağlar. C. Proteinler. D. Vitaminler. Evet çocuklar, bilgileri tekrar okuyalım. Yaralarımızın iyileşmesini sağlar. Saç ve tırnakların sağlıklı uzamasını sağlar. Hayvansal ve bitkisel besinlerde bulunur. Verilen tüm bu bilgiler çocuklar proteinler ile ilgilidir. Doğru cevabımız C. Proteinler. 8. soru. Sağlıklı beslenmek için hangi besinlerden ne kadar yememiz gerektiğini anlatır. Birinci basamakta tahıl ürünleri, ikinci basamakta meyve ve sebzeler, üçüncü basamakta et ve süt ürünleri, dördüncü basamakta yağlar ve tatlılar bulunmaktadır. Yukarıdaki ifadelerde hangisi anlatılmaktadır? A. Besin zinciri, B. Besin piramidi, C. Besin grupları, D. Besin israfı. Evet çocuklar, tüm bu ifadeler bize besin piramidini anlatıyor. Doğru cevabımız B. Besin piramidi. 9. soru. Alkol ve sigaranın zararlarını anlatan kurum hangisidir? A. Kızılay, B. Yeşilay, C. TEMA, D. AFAD. Evet çocuklar, alkol ve sigaranın zararlarını anlatan kurum B seçeneğindeki Yeşilay'dır. Doğru cevabımız B. Yeşilay. 10. soru. Dengesiz, aşırı beslenme ve hareketsiz yaşam tarzı sonucu oluşan bir hastalıktır. Yukarıdaki ifadede anlatılan hastalık hangisidir? A. Grip, B. Anemi, C. Obezite, D. Diyabet.
Ve çocuklar dengesiz, aşırı beslenme ve hareketsiz yaşam tarzı sonucu oluşan bu hastalık C seçeneğindeki obezitedir. Doğru cevabımız C, obezite. 10 soruluk yazılı test örneğimiz burada sona erdi çocuklar. Videomuzu beğendiyseniz like butonunu tıklamayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hepinize başarılar çocuklar.